Tonguç Akademi'den herkese merhaba çocuklar. Koca bir dönemi geride bıraktık ve tatilin üçüncü gününde yine neredeyiz? Tabii ki Tonguç. ikinci sınıf kanalındayız. Peki şaşırdık mı buna? Hayır hiç şaşırmadık çünkü tatilde yapmamız gerekenler listesinin en başına bol bol kitap okumayı koyduktan sonra tabii ki konu tekrar yapmayı koyuyoruz hemen sonrasında. Peki nerede yapabiliriz konu tekrarını biz en iyi şekilde? Tabii ki Tonguç. İkinci sınıf kanalında doğru yerdesiniz ve hepiniz kanalımıza hoş geldiniz diyorum ve hemen ne yapıyorum? Full tekrar kampımızı açıyorum. Yok yanlış elini açtım. Sen buraya gel. Tabii ki açıyorum full tekrar kampını ve bakıyorum. Bugün 25 Ocak çarşamba ve yine hep birlikteyiz. Saat 16.00 itibariyle. Peki bu video bittikten sonra ne yapacağız çocuklarım? Zoru bankamızı alacağız. Ve sadece bu video değil. Türkçe matematik hayat bilgisi ve İngilizce bütün dersler için tekrar için zoru bankamızdan ne yapabiliriz? Faydalanabiliriz diyorum ve hazırsanız artık sizi daha da fazla bekletmek istemiyorum. İkinci sınıf full tekrar kampına bir an önce geçelim <laughs> demeden edemeyeceğim. Şimdi siz benim elimi görüyorsunuz, sesimi duyuyorsunuz. Yani benim burada olduğumun farkındasınız. Peki Tonguç çekince sınıf kanalı öğrencileri ben sizin orada olduğunuzu nasıl farkına varacağım? Tabii ki ne yapacaksınız? Beğen butonuna basacaksınız ki biz de diyeceğiz ki vay canına bizim çocuklarımız bizi ne kadar da güzel istiyor, izliyorlar. Motive olacağız, daha güzel resimler çizeceğiz ve konularımızı çok daha keyifli bir şekilde anlatmaya devam edeceğiz. E öğretmenim bir türlü geçemediniz konu anlatımına. Biz çok merakla bekliyoruz. Koca bir dönem geçirdik. Bir dönem boyunca neler işlemiştik? Hadi hemen başlayalım. Önce ne yaptık? Doğal sayı sayılar konumuzu işledik. Doğal sayılarda nesne sayısını belirledik. Onluk birlik gruplamayı yaptık. Basamak adını ve basamak değerini öğrendik. Ritmik saydık ikişer, üçer, dörder, beşer ve dedik ki Aa, buna benzer bir şey vardır. Hmm, neydi o? Örüntüyü işledik ve doğal sayıları karşılaştırdık. Sen küçüksün, sen büyüksün diye. En yakın onluğa yuvarlamayı öğrendik. Sonra zihinden toplama çıkarma yaparken işimiz kolaylaşsın diye toplama ve çıkarma işlemi yaptık ki matematiğin tam da temel taşısınız siz. Toplama ve çıkarma işlemi. Sonra dedik ki doğal sayılar konumuzda bazı işlemler yaptık. Zihinden topladık ve çıkarma işlemi yaptık yine zihinden. Verilmeyen toplananı bulduk. Nasıl bulmuştuk? Merak etmeyin biraz ...sonra ayrıntılı bir şekilde hatırlatacağım bunu... ...toplamı ve farkı tahmin ettik... ...tahmin etmeyi görünce de demiştim ki size... ...ne yapacağız en yakın ondan yuvarlamayı... ...aman ihmal etmeyeceğiz... ...toplama ve çıkarma işlem arasındaki... ...ilişkiyi öğrendik ki... ...az sonra yine tekrar edeceğiz... ...eşitlik kavramı ikinci sınıf müfredatımıza... ...yeni giren bir kavramdan bahsettik... ...toplama ve çıkarma problemleri işledik... ...ve son olarak mı... ...aslında son olarak değil... ...sıvıları ölçmesini de işledik ama... Senden sonra oyun gibi çok keyifli geometrik konular işledik. Geometrik cisim ne? Şekil ne? Hmm. İkisi birbirinden farklı şeylerdir çocuklarım dedim. Cisimler başka, şekiller başkadır. Sonra ne yaptık biz? Onlarla yapılar oluşturduk ve biz o geometrik şekilleri ya da cisimleri rengini de değiştirsek, yönünü de değiştirsek, hareketinde değiştirsek asla ve asla özelliklerinin değişmediğini de hep birlikte ne yaptık? Öğrendik genel bir konu tekrar yaptım ama bizim ayrıntıya ihtiyacımız var öğretmenim. Biz ikinci sınıfız, yaşımız belli bizim daha ayrıntılı bir tekrar istiyoruz diyorsunuz. E biz de bunu biliyoruz zaten. Hadi gelin hep birlikte ne yapalım? Nesne sayısını belirleyelim. Nesne sayısını belirtil Nesne sayısı belirtilen her nesnenin üstüne bir işaret koymak nesne sayısını belirlemede bize yardımcı olur. Örneğin mavi balo balon sayısı demek hmm, gözümle sayın bir iki balon mu yapacağız? Yoksa bizden mavi balon sayısını istediğinde bir iki tane mavi balon var mı vardır mı diyeceğiz? Tabii ki bunu diyeceğiz. Aksaklık kafamız karışıyor. Dikkatimiz dağılıyor dedik ya yaşımız belli bizim arkadaş dikkatimiz dağılmaya çok müsait. Kırmızı balon sayısı istiyor. Kırmızı mı? Ha, galiba şunları kırmızı yapmak istemişler. Yapmayı düşünmüşler. Öyle tahmin ediyorum ben. Çünkü burada şu an bir kırmızı göremiyorum. Ya bunu turuncu diye düşünelim. Ya da bunları kırmızı. Şimdi ben diyorum ki bu ikisinin kırmızı olduğunu düşünüyorum. Bir. Bir iki tane kırmızı balonumuz vardır diyorum. Yeşil balon sayısını sormuş ve her seferinde ne yapıyorum? Üstünü çiziyorum. Ana sınıfından beri biliyorum bu lafı duymaktan sıkıldınız. Ama boş verin. Sıkılsanız dahi bu kuralı ihmal etmeyin. Hızlı olacağım diye tık 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 gözünüze sarmaya kıl kalkarsanız ne olur? Dikkatiniz dağılıp hata yapabilirsiniz. Yeşil balon sayısı demişti. Bir, iki tane de yeşil balon sayısı. Peki ben size soruyorum şimdi Tonguç çekince sınıf kanalı öğrencileri biliyorum heyecanla dinliyorsunuz. Hadi bakalım en hızlı şekilde. Sizde tabii ki kağıt kalem olmadığı için şöyle kaleminizle şöyle şöyle çizgi koyabilirsiniz. Kim söyleyecek bana burada kaç tane pembe balon vardır? İsterseniz eğer yorumlara açık mı bilmiyorum. Açıksa çete de yorumlara da bu arada yazabilirsiniz yorum. Hop hemen yana geçiyorum. Onluk birlik gruplama neydi? Bakın ne yapıyoruz biz her zaman? Biz e, ee, nesneleri gruplayabiliriz, sayıları gruplayabiliriz. Ama insanları öyle değil. İnsanlarımız bizim canımızdır. İnsanları hep birlikte mutlu ve güzel bir şekilde yaşamaya devam ediyoruz. Birbirimize saygı duyarak diyorum ve araya tekrar giriyorum. Bir tane olana ne diyorduk biz? Birlik diyorduk. Burada şekillerde görüyorum. Bunun adı neydi? Birlikti. Peki on tane birliği biz yan yana getirince ne oluşturuyorduk? Onluk oluşturuyorduk. E, öğretmenim yan yana dediniz biz burada üst üste görüyoruz onluğu. E, elbette ki canım yan yana üst üste hiç fark etmez. Önemli olan on tane birliğin bir araya gelmesidir. Ve burada ne gördük? Onluk gördük. Hadi bakalım mı burada kaç onluk kaç birlik var? Bir... Bunda çizeyim mi? Bence çizeyim. Sonra kafam karışmasın. Bir onluk, iki onluk, üç tane onluğum var. Peki kaç tane birliğim var? İki tane birliğim var. E okuması çok kolay bunun. Okudum ne elde ettim? Otuz iki sayısını elde ettim. Peki dört onluk, e, 7 yedi birlikten oluşan sayıyı nasıl bulabiliyordum ben? Hemen şöyle ne yapayım bunu bir çözümleyeyim. Bakalım neymiş? Dört tane onluk. On, yirmi, otuz, kırk eder. Yedi tane birlik. 1, 2, 3, 4, 5 bu sizin için bir de çok kolay adı üstünde birlik birlik 7 eder ve ben 40 ile 7'yi toplayınca ne elde ederim 4 onluk ve 7 birliğin 47 sayısına eşit olduğunu elde etmiş olurum dedim ve senin adın var benim adım da var. Ben Tonguç ikinci sınıf kanalındayım. Bak onun da adı var Tongül. E basamakların bir adı olmasın mı? Hayır. Asla kabul edemeyiz biz böyle bir şeyi. Basamakların da adı vardır. Sayıların bulunduğu basamağa göre de biz ne yaparız? Onlara değer veririz. Hemen bakıyorum 73 sayısına. 73 sayısının hemen ne yapayım Şunun basamak adına bakalım. 7'nin basamak adı ve 3'ün basamak adı. En küçükten başlayalım yazmaya olur mu? 3 neydi? Birlikte ...bir araya getirerek oluşturuyorduk... ...o zaman birler basamağıydı... ...birlik yazıyordum ya... ...birler basamağıydı... ...hemen yanına geçtim... ...yedi neydi... ...onlukları bir araya getirerek oluşturduğumuz sayıydı... ...o zaman canım sen de nesin biliyor musun... ...onlar basamağı daha ince uçlu e, bir kalem alabilir miyiz lütfen? Gerçekten küçücük yeri sıkıştırmakta zorlanıyorum çünkü ben bunları. Basamak değerine geldim. Birler basamağındaki sayının basamak değeri değişiyor muydu? 3. E, 3'ün üç, basamak değeri değişmiyor. İsterseniz adı birlik olduğu için 1, 2, 3. Hiçbir şey değişmedi. Ama ben bir sayıyı 7'yi onlar basamağına oturttuysam bu ne demekti? Sen onlar basamağındasın. Seni onlar ona sayacağım demekti. 7 sayısı onlar basamağında olduğu için 10'ar 10'ar sayıyorum. 10 20 30 40 50 60 70 senin basamak değerin diyorum. Ve okunuşunu da artık biz çok güzel bir şekilde yapabiliyoruz. 73 diye hemen onu da ne yapalım? Hızlı hızlı yazalım dedim ve yazdım. Altı indim. Belki pekiştirememişizdir. Biraz daha pekiştirelim. Ya da bu şekilde de soruluyor, bu şekilde de soruluyor. İki şekilde de yapmayı biz öğrenelim istiyoruz. Her şekilde öğrenmeniz gerekiyor sorularda hata yapmamanız için. Bakıyorum 5'te nok çıkmış, gelmiş. Peki basamak adı neydi beşin? Neler birleşerek oluşturuyordu beşi? Birlikler birleşerek oluşturuyordu. O zaman canım senin adın birler basamağı. Biz hatırlıyoruz. Birler basamağındaki sayıların basamak değeri de adı Üstünde birer basamağı olduğu için birer birer sayarak buluyorduk. 1, 2, 3, 4, 5 diye buluyorduk. Elimle ağzım başka mı gitti? Sanki hızlı çekimde gibi oldum farkında mısınız? Bir, iki, üç, dört, beş oldu basamak değerin senin beştir. Aa, bir tane daha ok var burada. Gelin o okla da birlikte bakalım. Altıdan bir ok gelmiş ve altıdan gelen ok sen hangi basamaktasın? Sen onlukları birleştirerek oluşturduğumuz sayı değil misin? Evet sen olsun. O zaman sen nesin? Onlar basamağısın diyorum. Ve onlar basamağımı da hemen yazıyor. Peki onlar basamağında altı var. E bu onlar basamağındaysa basamak değeri diyorsa biz ne yapacağız? Basamak adına bakıyorum on. O zaman onlar onar sayıyorum. On, yirmi, otuz, kırk, elli, altmıştır senin basamak değerinde diyorum. Farkındaysanız çok basit bir konu ve asıl kafaları karıştıran evinize artık duvarlara, masalara ya da dolaplara her yere yapıştırın. Ne nerede çok vakit geçiriyorsanız evi oraya yapıştırın ve muhakkak ritmik sarmaları ezberleyin. Çünkü ikinci dönem biz hep birlikte neye geçeceğiz? Çarpma konusuna geçeceğiz ve çarpma konusunda başarılı olabilmek için bunların hepsini bilmek zorundayız. E hadi hemen tekrar edelim. Bizim için güler yüz. Çok teşekkür ederim ediyoruz. Tekrar etmişsin. 2, 4, 6. E ikişer ikişer artıyor. Farkındasınız değil mi? 10, 12, 14, 16, 18, 20. Üçer ritmik saymaya geldim. Üçer üçer sayıyorum. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Dörder ritmik sayma neydi? Dörder dörder artırıyordum sayıları. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 dedim ve beşer ritmik saymaya geliyorum. E bu en basiti değil mi? Çünkü bunu birinci sınıfta da çok rahat bir şekilde yapıyorduk. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Hayır öğretmenim en basitine şimdi geldik. Onar ritmik sayma ana sınıfı konusudur kardeşim. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Peki sadece ileri doğru mu saymalıyız bunu? Hayır geriye doğru da saymalıyız ki bölme konusu geldiğinde onları da rahatlıkla yapabilelim diye. Öğretmenim çok hızlı saydınız. Aklımda tutamadım diyenler tam bir ezber işidir. Ezbere karşıyım matematikte ama fakat ancak bunu ezberlememiz gerekiyor. Tekrar ediyorum artık masaya masarsınız yoksa duvara masarsınız. Yatağınızın hemen yanında bir duvar ya da dolap varsa oraya yağsın bence ki. Her gece yatmadan önce bir kez tekrar ederseniz ikinci dönem çarpma konusunda çok hızlı olduğunuzu görmüş olursunuz dedim ve sayıları karşılaştırdım. Ya biz ne yapmışız? Sayıları da sen büyüksün, sen küçüksün diye birbirinden ayırmışız ve hatta bunun için işaret kullanıyorduk hatırlıyorsanız. Peki kim söyleyecek bana aranızdan? Bu hangi işarettir? Büyüktür müdür? Küçüktür müdür? Peki bunu nereden anlıyordum? Duyuyorum. Muhakkak söyledi duyuyorum. Öğretmenin başına nokta nokta koyuyoruz. Başına nokta nokta koyduğumuzda B harf oluyorsa ki B harf oldu. Ama turuncu sen bizim çok gözümüzü karıştırdın. Her yer turuncu görünüyor. Eğer B harf oluyorsa buna ne diyorduk biz? Büyüktür diyorduk ve ne yapıyorum? Büyüktür yazıyorum. Öğretmenim başına nokta nokta koyarız ve eğer K harf olursa bu da küçüktür demektir. Dediğinizi ben duyuyorum. Muhakkak diyorsunuz şu anda. Hatta benden önce ben yazıyorum ya bir de zaman kaybediyorum siz siz benden önce bile davranmış oluyorsunuz ama ah e biz sayıları karşılaştırırken ne yapıyorduk çocuklarım? Bir şöyle kafamızdan geçirelim. Nereden başlıyorduk sayıları karşılaştırmıyor? Küçük basamaktan mı, büyük basamaktan mı? Tabii ki alfabetik sıralama gibi yapıyoruz. Alfabetik sıralama Türkçe dersinde ne yapıyorduk biz? Örneğin hemen bakalım. Ne diyeyim? Ayı ile neyi karşılaştıralım? Arıyı karşılaştıralım. Sözlüğümüzde ayı ve arıyı arayacağız. Hangisi daha önce geliyor? İlk harflerine bakıyorum. A! İkisinin de ilk harfini A yapmışım. İkisi de aynı. O zaman ikinci harflere bakalım. Hemen bakıyorum. R mi alfabede önce gelir, Y mi? R harfi gelir. O zaman diyorum ki aracım sen alfabede daha önce gelirsin birinci sırada. Sen ikinci sırada. İşte sayıları karşılaştırmakta. Alfabetik sıralamayla aynıdır. Burada ne yaptım? En baştaki basamaktan yaptım. Burada da en büyük basamaktan başlıyorum. Ne yapıyorum ilk başta? 7 ile 5'i karşılaştırıyorum ve alfabetik sıralamayı daha zor sormuştum size. 7 ile 5'i karşılaştırdığında düşünüyorum. 7 mi önce geliyor, 5 mi? 5 önce geliyorsa 5 daha küçüktür. Ama ben ne yapıyorum? En baştakinden okuyacağım. 7 nokta noktadır 5. 7 büyüktür 5 diyebiliyorum. Okurken aman buna dikkat edin. Çünkü siz şöyle okuyorsunuz örneğin. 5 daha küçük diyorsunuz. Araya küçük koyuyorsunuz. Hayır buradan başlayacağız okumayız. Normal yazı okuyor gibi. Aman dikkatinizi lütfen dağıtmayın bu konuda. Hemen ne yapıyorum? İkisinin de onlar basamağı çember için alıyorum. 4 6'dan nedir düşünelim? Önce geliyordur. 4 6'dan önce geliyorsa o zaman diyorum ki 4 küçüktür. Altı diyorum ve matematikteki en kolay ama böyle kafası karışınca da çocukların en zorlandığı konulardan biri. Aman dikkat edelim. En yakın onla yuvarlama diyor. En yakın onla yuvarlarken birer basamağına bakıyoruz. Ay bu da en sevdiğim konulardan biri. Çünkü bir müzik yapmıştım ben hatırlıyor musunuz? Beş ve beşten büyüksen onluğu bir artır istersen. Ama beşten küçük bir büyük değilsen, beşle de değilsen o zaman hiçbir şey yapmayacağız sen de işimiz kolay demiştim. Birer basama beş ve beşten büyük sayılar ileriki onluğa yuvarlanır. Hop top ne yapar aşağıya doğru düşer bu dağımızdan. Ama eğer sayım beşten küçükse kendi onluğunda kalır hiç onluğunu artırmam. Olduğu gibi kalır. Hadi bir örnek verelim mi sizinle? Kalemim rengini değiştirmek istiyorum çocuklarım iyi gör. Görsünler diye. 23 dedim. 23 sayısına bakıyorum. Birler basamağım 5'ten küçük. O zaman ne oluyor? Top buraya yuvarlanıyor. Ve birler basamağım aynı kalıyor. Sadece seni sıfıra çeviriyorum. 20 oluyorsun. Başka bir tane daha sorayım mı? Diyeyim ki 75 sayısını en yakın ondan yuvarlayalım mı? Lütfen yuvarlayalım. Birler basamağım 5. Eğer benim birler basamağım beşse Ah top bir sonraki onlar yuvarlanıyor. Bir sonraki onlar yuvarlanması demek. Onlar basamağımın bir artması. Yani sen yediydin ya canım artık 8 oldun. Ve sizi her türlü sıfıra çeviriyorum. Çünkü diyorum ki ben onlar yuvarlamak sayımı 10 on ve onun katı yapmaktır. Diyorum toplam işlemi merhaba hayatımıza hoş geldin diyeceğim ama birinci sınıfta da gelmiştin aslında. Yine geldin iyi ki yine de geldin diyorum. İşlem yapmaya birler basamağından başlıyor. O, onu biz biliyoruz artık canım işlem yapmaya tabii ki biz birler basamaklarından başlarız onlar basamağından değil aksi halde oradan gelen eldeleri ne yapabiliriz ki değil mi ama birliklerin tamamı birler basamağına hemen yazalım birler basamağına. Basamağına o benim yazımda kocaman sığdıramıyorum ki hiçbir yere. Ay basamağı çünkü yazıyormuş. Boşa sıkıştırmaya çalışmışım seni. Onlukların toplamı da nereye yazıyor? Onlar basamağına yazılır. E bunu zaten biliyoruz. Hızlı bir şekilde tekrar ediyorum. Ne yapacağım birer basamağında? Üçle biri topluyorum. Üç aklımda üstüne bir ekledim ki toplam işlemi ne demekti? Üstüne saymak, eklemek, çoğaltmak demekti. Üçü bir çoğalttım dört oldu. E birer basamağını topladık. Ne yapalım? Bitti mi? Hayır bitmedi onlar basamağını topluyorum. Dört lekeyi toplayacağım. Dört aklımda. İki parmağımı kaldırdım. Toplam olduğu için ileri doğru sayıyorum. Dört aklımdaydı. Beş, altı. Altıcım sen de hoş geldin. 64'ü elde etmiş olduk. Bu benim normal toplamamdı. Bir de asıl böyle heyecanım uyandığı asıl bizim çözerken böyle atraksiyonlar içine girdiğimiz oy işte sevdiğimiz dediğimiz eldeli toplama işlemi vardı ki. Yine tabii ki toplama yapmayı birer basamandan başlıyorum. Altı aklımda. Kaldırdım yedi parmağım. Lütfen siz de kaldırın yedi parmağınızı. Altıyı aklımıza koyduk. İleri doğru sayıyoruz çünkü toplama işlemi.

Dedik ki birlikleri toplayınca birler basamağına, onlukları toplayınca onlar basamağına yazacağız. E 13'e bakıyorum. 13'te hem birlik var hem onluk var. Çocuklarım ne yapacağız? Bana yardımcı olun. Ama öğrenmiştiniz eminim benden önce yaptınız bile. Birlik gel bakalım senin yerin birler basamağı. Onluk senin yerin onlar basamağı. Sen şöyle onlar basamağının üstüne git dedik. Birliklerin altına birliğe yazdık. Ve onlar basamağına yeni bir basamak eklemiş oldum. Bir, beş daha, A 6, 2 daha 8, 83'ü de böylelikle bulmuş oldum. El deli toplama seni çok sevdik biz. Sen çok basit gelmeye başladın çünkü artık çocuk oyuncağı gibi bir şeysin sen. Peki çıkarma işleminde durum neydi? E çıkarma işleminde de pek değişen bir şey yoktu yine. i̇şlemi yapmaya nereden başlayacağız? Birler basamağından başlayacağız. Ve birliklerin farkını tabii ki yine birler basamağına, onlukların farkında nereye yazacağız? Onlar basamağına Yazacağız. E hemen yapalım o zaman. Peki bunların ismi neydi? işleminin elemanları neydi? Sen eksilensin. Sen çıkansın. Sen farksın. Öğretmenim toplamanın elemanlarını niçin söylemediniz? Çok haklısın. Sen birinci toplanansın. Sen ikinci toplanansın. Sen ise toplananlar bir araya gelişince oluşan toplamsın canım. Sen de toplamsın. Oraya geldim geri buraya geliyorum. Evet ne yaptım? Birler basamağında yapacak Çıkarma işlemi demek peki ne demekti? Çıkarma işlemi demek eksiltmek, geriye doğru ritmik saymak demekti. Peki bunu nasıl yapıyorduk bir hatırlayalım. Birler basamağından başlıyoruz onu biliyoruz. 7 aklımızda yine 3 parmağımızı kaldırdık. Bakın üstteki sayıyı aklımızda tutuyoruz. İkinciyi kaldırdık 3. Ama bu sefer çıkarma işlemini görüyor. O zaman geriye doğru sayıyorum. 6, 5, 4, 4. Gel bakalım sen buraya. 5 aklımızda. 2 parmağımızı kaldırdık. Hep birlikler bitti. Onluklara geçeceğiz tabii. 5 aklımda iki parmağımı kaldırdım. Geriye doğru sayıyorum. 4, 3. Sen de gel buraya. Demek ki 57 sayısından 23'ü çıkarınca ne kalıyormuş? 34 sayısı kalıyormuş. Genel soru diyor. 12'den başlayarak ileri doğru 3'er ritmik sayarken. Nereden başlayacakmışız biz? 12'den başlayacakmışız. Bunu unutmuyoruz. 12'den başlayarak ileri doğru üçer ritmik sayarken söylediğimiz üçüncü ve beşinci sayıları. O, burada kalıyoruz. 12'den başlıyorum. 12, 12. Bu sorularda şöyle bir dipnot oluyor. 12'de 12 de dahil. 12'yi de sayalım ya da saymayalım diye. Eğer bize bölüm not vermediyse ben sayarak gidiyorum. 12 birinci. 12'den başlayacağız demişti. Ne yapacaktım? Üçer ritmik sayacaktım. 12'ye 3 ekliyorum. 13. 13, 14 15 15'e 3 ekliyorum. 18. 18'e 3 ekliyorum. 21. 21'e 3 ekliyorum. 24. Bizden ne istemişti? 3. ve 5. sayıları demişti. 12 de dahil. 12 de dahil olarak alayım ben sorumu ki kafam karışmasın. Üçüncüyü bulalım. 1, 2, 3, sen üçüncü sayısın. 4, 5, sen de beşinci sayısın. Ne yapacakmışız bunları? En yakın onluklarına yuvarlayarak toplamını bulacakmışız. Oo, en yakın onluğa hadi yuvarlayalım hep birlikte. 18'e bakıyorum. En yakın onluğa yuvarlamak için ne yapıyorduk? Başka kalem alalım. İyice dikkatimiz burada kalsın. Birler basamağına bakıyorum. Birler basamağın 5. Beş ve beşten büyüksen onluğu bir artır istersen seni bir artıracağım. Bakın birler basamağıma baktım. Aldım seni çember içine ya da sıfır içine. Onluğu bir artırdım. Senin en yakın onluğun yirmiymiş 20, 20 Hemen geçtim beşinci sayıya baktım. Beşinci sayının birler basamağına bakıyorum. Birler basamağında ne görüyorum ben? 4 görüyorum. Aa bakıyorum birler basamağım 4 dört. dört beşten küçük. O zaman onluğunu hiç değiştirmeyeceğim. Olduğu gibi yazacağım. aa. İkisinin en yakın onluğu da 20'ymiş 20. Peki bizden ne istiyordu? Toplamı ne bulun istiyordu. 20 ile 20'yi toplayacağım. Zihinden toplama yapalım mı burada? 20 ile 20'yi toplarken ikisinin birler basamağı da sıfırsa onlar basamağını topladım. 2, 2 daha 4, 0 ekledim. 40'ı elde etmiş oldum. Hop zihinden toplamaya da böylelikle giriş yapmış olduk. Verilmeyen toplananı peki öğretmenim nasıl bulabiliriz? Kaç şekilde bulabiliriz? Bunu Tam üç şekilde bulabiliyoruz. Bir, üzerine ekleme yöntemi. Hemen bulalım. Dördün üstüne kaç eklersem on olur? Dört aklımda. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Aa, dördün üstüne altı eklersem on oluyormuş. Üzerine ekleme yöntemi. Sen tamamsın. Geriye sayma yöntemi nasıl? Ondan dörde kadar. Aa, seni bir daha yazabilir miyim ben? Seni bir daha yazayım. İkinci yöntemi de burada göstermek istiyorum. 10'dan 4'e kadar sayayım bakalım. Kaç tane sayacağım geriye sayarak? 10 aklımda. 9, 8, 7, 6, 5, 4. 4'ü buldum. Kaç saydım? 6. Senin yerinde neymiş? 6'miş. E zaten sonucunuz değişmeyecekti ki farklı yöntem kullandık diye. Tabii ki her zaman 4 6'yı toplayınca 10 olacak. En son olarak neydi? Çıkarma. Onu daha zor bir örnekte verdik biz size. Şimdi niçin? 24'ün üstüne kaç sayarsam 79 olur. 25, 26, 20 ooo. Oo, say say bitmez ki. Geriye sayma yöntemini deniyorum. 79'dan geriye doğru saymayı deneyim. 24'e kadar 78, 77. ooo Çok fazla. İşte böyle zorlu durumlarda ne yapacağız biz? Çıkarma yöntemi. Bize verilen toplamdan bize verilen toplananı çıkararak da biz neyi bulabiliriz? Verilmeyen toplananı bulabiliriz. 9 aklımda. 4 parmağımı kaldırdım. E sen çıkarmışsın işlemisin geriye doğru sayıyorum. Sekiz, yedi, altı, beş, beş. Niye daha çok sayacakmışım gibi bir e, niye daha oluştu hiç bilmiyorum. Yedi aklımda ne yapıyorum iki parmağımı kaldırıyorum. Altı beş sen de elli beşsin diyorum ve ne yapıyorum böylelikle sonucu bulmuş oluyorum. Şu yönteme dikkat edin eğer üzerine saymayı ya da geriye doğru sayma yapamayacağımız kadar büyükse sayılarınız ne yapıyormuşuz biz? Bize verilen toplanandan Bak, toplamdan özür diliyorum. Toplamdan verilen toplamını çıkararak da neyi bulabiliyormuşuz biz? Diğer verilmeyen toplananı bulabiliyormuşuz. Bu da bugünün en önemli derslerinden birisi olsun. Zihinden toplama ve çıkarma işlemi. Sen de hoş geldin. Onun katı sayılarla zihinden işlem yaparken işlemi onlar basamağından başlarız. E. biz zaten az önce bunu şöyle gel bakalım kağıdım. Burada yapmıştık değil mi? Onun katı olan sayıları zihinden toplayıp çıkarabiliriz. Peki nasıl yapacağız? E, i̇kisinde birler basamağı sıfır. Direkt beş açı topluyorum. Sekiz ekledim sıfır. Bunu zihinden yapın diye bakın. Hadi kalem kullanmadan yapalım lütfen. Seksenden yirmi hızlı bir şekilde kim çıkarabilecek? Çok merak ediyorum. Kalem kullanmıyoruz. Kullanmaya ihtiyacımız olmasın diye zihinden var. Sekiz hakkında ikiyi çıkardım. Altı yanına da sıfır koydum. Atmış oldu diye. Siz de Tongül'cüğüm hoş geldin aramıza ve güle güle. Onunla ve bizimle birlikte bulmuş oldunuz. Peki işlem sonucunu nasıl tahmin edeceğiz? Topla veya farkı tahmin ederken işlem yaptığımız sayıları en yakın onluğa yuvarlayacağız. Gördüğünüz mü en yakın onluğa yuvarlamayı iyi ki bulmuşuz. Onun sayesinde ne yapıyorum? Tahmin ederken. Oo, o bu var ya üçte dörtte de bitmiyor tahmin. Tahmin kelimesini gördüğümüzde ne yapıyormuşuz? Yuvarlayacakmışız en yakın onunla. Hadi yuvarlayalım. Birler basamağına bakıyorum. Birler basamağın beş ve beşten büyüksün onlukları bir artırırım. Sen altı olursun. Zaten sıfıra çevirdik birler basamağın. Amacımız o. Şöyle de düşünebilirsiniz. 58 hangi iki onluk arasında? 50 ve 60 arasında. Peki 50'ye mi daha yakın 60'a mı yakın? 60'a yakın ama bunu düşünmek çok zaman alacağı için... Böyle de yapabilirsiniz. 22'ye bakalım hemen. Birler basamağım 5'ten küçük. O zaman onlar basamağı hiç değişmiyor. Seni de yuvarladım 20. Hemen tahmin edelim. Burada da zihinden toplama işlemini yapalım. Lütfen birler basamağım 0 ise 6'ya 2 ekledim. Bak parmaklarımı kullanmıyorum. Siz de kullanmayın diye. 6'ya 2, ekledim 8. 0'a da ekledim 80. E bu bizim tahminimiz. Peki gerçek sonuç neymiş? Sayı da bayağı karalamışım ama. 8'de 2 topluyorum.

Resmen gerçek sonuçla tahmini sonuç. Birbirine eşit çıktı eşit. Acaba aşağıda da durum aynı olacak mı? Gerçekten çok merak ediyorum. Hadi bakalım 42'ye. 42'nin birler basamağını yuvarlak için aldım. Sen 5'ten küçüksün. Onlar basamağına hiç etki edemezsin. Onlar basamağım gel seni direkt yazayım. 40, 17'nin birler basamağında 7 var. 5 ve 5'ten büyüksem onluğu bir artır istersen. Sen 1'den 2'ye artırdın. 7 sen 5'ten büyüksün. Ne yaptın? Senin sayende onluğun arttı. Ne yapacağım? Zihinden çıkarma. Çünkü ikisinin de birer basamağı sıfır. Hemen parmaklarımı çekiyorum. Ve dörtten ikiyi çıkarıyorum. Gözümün önünde çıktı ve sen yirmi kaldın. Ah, acaba gerçek sonuç ne? Senin içinde ben yeşil kalemi turuncu turuncu. İkiden yedi çıkar mı? Çıkmaz. Komşu komşu. Hu hu. Bize bu onluk bozar mısın? Aa. Ah, Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Tabii ki bozduk. Üç oldun. On ikiden yediyi çıkaracağım. Hı, şöyle yapacağım. On iki aklımda yedi parmağımı kaldırdım. On bir, on, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş. Beşi yazdım. Üçten bir çıkarıyorum. Üç hakkında bir çıkardım. Yirmi beşmiş gerçek sonuç. Aa, peki öğretmenim bize böyle nasıl sonuçlar, e sorular nasıl geliyor? Gerçek sonuç tahmini sonucundan nokta 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 fazladır. Beş fazladır. Ya da tahmini sonucunuz gerçek sonuçtan nokta 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 azdır. 5 azdır. Ya da gerçek sonuç tahmini sonuçtan 5 nokta noktadır. Fazladır. Ya da tahmini sonucunuz gerçek sonucunuzdan 5 nokta noktadır. Yani eksiktir. Ay o kadar çok soru soruyorsunuz ki şöyle kolay bir konuyla ilgili. Tabii ki yapacak çocukların bu kadar basit bir soruyu. Peki Tonguç'cum e, sen bize toplama ve çıkarma arasındaki ilişkiden bahsetmişsin. Nasıl bir ilişki vardı? Şöyle bir hatırlayalım. Biz verilmeyen toplananı az önce bulduk ya, verilmeyen toplananı bulmak için ne yapıyorduk? Toplandan verilen, ah verilen toplam yazılmış, yanlış yazılmış hemen onu düzeltmemiz lazım. Toplamdan verilen toplanan, nasıl da güzel düzelttim ama var ya çok güzel oldu. Verilen toplanını çıkarıyorduk, peki? Eksilen, eksileri nasıl buluyorduk? Ha, buradasın eksilencim. Eksileri nasıl bulabiliyoruz biz? Çıkanla farkı toplayarak da neyi bulabiliyoruz? Eksileni bulabiliyoruz. Ee, bunu örnek yazmam lazım ya. Yoksa anlayamayabilirsiniz. Hemen şöyle yazacağım. Beşten kolay da olsun da iyice kafanıza yerleşsin. Örneğin farz edelim ki eksilenin verilmedi. Hangi sayıdan 2'yi çıkarırsam 3 kalır. Bunu bulmak için ne yapacağız eksileni bulmak için? Çıkan ve farkı topluyorum. 3 ile 2'yi topladım. 5 elde etmiş oldum. Ya da aynısını yine yazacağım. 5'ten 2 çıktı. 3 dedim. Aa Çıkan verilmemiş, çıkan yerinde yok. Eyvahlar olsun, ne yapacağım şimdi deyip dizlerimi mi döveceğim? Hayır, çıkan yerinde yoksa eksilenden farkı çıkaracağım. Beşten üçü çıkardım, kaldı mı iki? İşte o da size neyi verdi? Çıkanı vermiş oldu. Bunu karıştırabiliyor çocuklar, şu var ya şu formüller. Bunu çocuklar karıştırabiliyorlar. Ne yapın biliyor musunuz böyle durumda? Hemen benim gibi şuraya yalandan küçücük basamaklı bir çıkarma işlemi yapın. Sonra da kapatıp kapatıp benim gibi yapabilirsiniz. Bakın da görün karıştıracak mısınız? Kesinlikle karıştırmayacaksınız ve işte benim en sevdiğim konu problem çözme konum canımsın benim. Problem çözmeye geldik. Peki problem nasıl çözülür? Bir, problemi okuyacağız ve anlayacağız. İki, plan yapacağız. Üç, planı uygulayacağız. Dört, kontrol edeceğiz. Ama unutmuşuz. Parçalayacağız. Parçala. Bak bu hiçbir yerde yazmaz. Bu hiçbir yerde yazmaz. Parçalayacağız ve yok edeceğiz. Yetmeyecek. Resmi çizeceğiz. Ve ne yapacağız? Resmi çiz. Problemi çöz. Problemi çöz. Yazı, hızlı yazmaktan. Yoksa bu kadar çirkin değil yani yazım. Çöz, çöz de çiz gibi bir şey oldu. <laughs> yapacağız problem çözmeyi en sevdiğim konudan sonra muhakkak şöyle bir bakayım. Herhalde problem vardır diye düşünüyorum. Evet problemler vardır problemlerinde ne yapmış oldum? Aa problemde göremedim. Neredesin problem? Problemsiz kalmış bir tonguç ikinci sınıf kanalının hayat damarlarından bir kop kopmuş demektir. Problemle de ilgili çok fazla konu anlatımı yapmıştım hatırlıyorsunuz değil mi problem çözme? Şu muhakkak ama muhakkak şunu yaptıktan sonra ne yapıyoruz? O videoyu izlemeyi de ihmal etmiyoruz. Sıvıları ölçme dedik. Önce ne dedik biz? Önce sıvıları öğrenelim. Sıvı neydi? Su gibi ama maviye de maviye yazarsak anlaşılmaz ki. Su, süt, kolonya gibi akışkan maddeler, akan giden maddeler. Biz ne diyorduk? Sıvı maddeler diyorduk. Öğretmenim e, şeker var ya toz şeker. O toz şekeri de dökünce akıp gidiyor gibi geliyor bize sanki. Sıvı mı? Hayır canım o öyle olur mu? O akıp gitmiyor. Sadece tanecikleri küçük olduğu için etrafa dağılıyor diyebiliriz onun için. Dikkat edin. ...içebildiğimiz şeyler sıvı maddelerdir. Ay Bu çamaşır suyu falan var ya sıvı de, sıvı hani böyle deterjanlar, temizlik malzemeleri. Onlar da sıvıdır ama sakın içmeye kalkmayın. Sakın sakın hayati tehlike oluşturacaktır. Ama onun da akışkan olduğunu öğrenmiş olduk. Kova, bidon, bardak gibi standart olmayan ölçme birimiyle ölçülürler. Sıvıların temel ölçme birimi neydi? Litreydi. Üçüncü sınıfta bununla ilgili çok daha ayrıntıya gireceğiz. Aa, resmen toplamayla çıkarma arasındaki ki hoş geldin canım olduğuna göre üçgen sayısı kaçtır diyor ki 26 ile hangi sayıyı toplarsam 39 olur aa resmen bize vermiş burada normal şartlar hatta bunu biz düşünmemiz lazım 26 ile hangi sayıyı toplarsak 39 olur. Aslında bunu biz düşünüp yapacağız. Teşekkür ederiz tatlı kız. Bize verdiğin için ama biz yine de yapmayı tercih ettik. Çünkü biz çok çalışkan ve çok zeki çocuklarız. Hemen ne yapıyorum? Verilmeyen toplanan var. Verilmeyen toplananı bulmak için toplama ve çıkarma arasındaki ilişkiden faydalanıyordum. 39'dan 26'yı çıkarıyorum. 9 aklımda. Kaldırdınız mı altı parmağım? Ben kaldırdım bile. 9'dan geriye sayıyorum. 8, 7, 6, 5, 4, Üçü hemen buldum. Onluklardan çıkarmama devam ediyorum. Üç aklımda iki parmağımı kaldırdım. İki, bir, on üçümü buldum. O zaman neymiş kare şekil? Aa, içine yazalım direkt. On üçmüş. On üç seni buldum. Şurada da yazıyorum. Aa, Yine bir tane daha verilmeyen toplanan oldu. 13 de hangi sayıyı toplarsam 72 olur. Verilmeyen toplananı bulmak için toplama ve çıkarma arasındaki ilişkiden faydalanırız. Ve toplamdan verilen toplananı çıkararak biz neyi bulabiliriz? Verilmeyen toplananı bulabiliriz. Ama fakat ancak 2'den 3 çıkar mı? Bakın sakın şuraya 2'den 3 çıklı bir yazmayın. Çünkü 3'ten 2'yi çıkarıyorsunuz. Öyle bir şey yok. Eksilenden çıkar. 2'den 3'ü çıkarmanız lazım. Eğer yukarıdaki sayı küçükse çıkmaz. Komşuya gidiyorum. Komşu komşu. Hu Bana bir onluk bozar mısın? Bozdum. Verdim. Ben 6 kaldım. Sen 12 oldun. Şimdi yapabiliriz artık. 12'den 3'ü çıkaracağım. 12 aklımda. 11, 19. Bu da kolay bir şekilde çıkardım. 6'dan 1'i çıkarıyorum. Çünkü Yine eksilerim altı oldu. Altıdan biri çıkarıyorum. Beş elli dokuzmuşsun. Üç gencim sen de. Bayağı da elbisene uygun olmuş tatlı kız. Evet geldim en son işlediğimiz konulardan. Geometrik şekilleri. Geometrik şekillerime hemen bakalım. Bunu nasıl yapmıştık hatırlıyorsunuz değil mi? Bambu çubuklar kullanmıştım sizinle birlikte. köşeler oluşturmak için lastikler kullanmıştım. Demiştim ki bir ay başka yapayım. Sen başka kalem. Mavi gel. Bir bambu çubuk, iki bambu çubuk ve üç bambu çubuk bir araya gelir. Kenarları oluşturur ve benim her bambu çubukları birleştirmek için kullandığım yerler, köşeler, sivri yerlerde de benim neydi? Köşemdir. Üçgenimin üç kenarı üç köşesi vardı. İndim aşağıya bambu çubuklarımı düşünüyorum, hayal ediyorum. Bir, iki, üç, Dört tane kenarım vardı. Peki her iki bambu çubuğu tutturduğum yerler benim neyimdi? Köşelerimdi. Dört tane de köşerim köşem vardı. Ve farkındaysanız bu bambu çubukların hepsi birbirine eşit. Eğer bütün kenar uzunlukları birbirine eşitse zaten buna biz ne demiştik? Canım sana biz özel bir at verdik. Özel derken özel at da değilsin yoksa eksesini büyük yazardım. Ama senin gibi dört kenarı eşit olan bütün şekilleri biz ne dedik? Kare dedik. Sonra aşağı indim ve hatta tam orada makasım yoktu makas alabilir miyim lütfen diye rica ettim bana bir makas geldi. Zira yine dört tane bambu çubuğu birleştiriyorum ama bu sefer bambu çubuklarımın uzunlukları eşit değil. İki tanesini buradan karşılıklı olarak koydum sonra bir tanesini kıt diye. Makasla ikiyi kestim. Ve onlar da üçüncü ve dördüncü kenarlarımı ya da bambu çubuklarımı oluşturdular. Dört tane kenar. E her kenarı tutturmak için bir diğerine neye ihtiyacım vardı? Dört tane köşeye ihtiyacım vardı. Ve burada neye dikkat etmiştik? Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit. Bakın iki tane uzun kenarı, iki tane kısa kenarı var. Yani karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşitse. Biz bu şekilde ama sana biz bir at verdik. Dik dört gelsin, sen de dedik sana da özel. Özel alt değil. Bütün karşılıklı iki kısa iki uzun kenar olan karşılıklı kenarları birbirine eşit şekillerimiz... dikdörtgen adını verdik. Sonra ben bayağı uğraştım bambu çubuklarla. Bir çember yapmaya yapamadım. Çünkü çember senin ne kenarın var ne köşen var. Hiçbir şeyin yok. Sen o yüzden çembersin ve çemberin özelliklerini aman dik. Ah! bir de demiştim ki size. E çember var ama bir de bunun içi dolu olanı var. Hadi bakalım ben yazmadan kim söyleyebilecek çocuklar? Nedir içi dolu olan şeklinin adı? Misket midir? Karpuz nedir ya? Bunun adına da ne demiştik? Eğer içi doluysa daire. E onun da kenarı köşesi yok. Aradaki fark içi dolu. iki içi boş olması. Ve geometrik şekiller. Beyin yakan oyun tadında şekillere geldik. Ve burada da blokları kullanmıştım hatırlıyorsanız konuyu anlatırken. Eğer evinizde bloklarınız varsa muhakkak onlarla güzel yapılar oluşturun. Siz de bu konuyu iyice öğrenin tüm yüzeyleri karesel bölgedir. Altı tane yüzeyi vardı ve tüm yüzeyleri karesel bölge olan şeklim benim neydi? Hemen adında yazalım biz küp küp öğretmenim hmm, acaba kafamda soru işareti var bu konuyu biraz karıştırırım diyenler en son konumuzdu, konumuzdu bizim geometrik şesimler muhakkak onunla ilgili videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum zira çok keyifli oyun tadında bir konu anlatımında iki yüzeyi karesel ay buna çok dikkat edin çünkü çocuklar en fazla karıştırdıklarınızdan biri bakın iki yüzeyi karesel diğer yüzeyleri dikdörtgensel unutmayın iki tane yüzeyi bakın çok belli üst ve alt yüzey karesel, diğer yüzeyleri, diğer dört yüzeyi dikdörtgense buna ne diyoruz biz? Kare prizma diyoruz. Aman dikkat edin. Ah şey oldu sanki. Ee, dikkatinizi çekemedim bu renkte. Benim bile çekmedi. Çocukları bırak benim bile çekmedi. Kare prizma diyorduk. Peki ya pembe, sen hiç kullanmadım. Gel bakayım pembeyi kullanayım. Tüm yüzeyleri dikdörtgensel bölge ise, e tüm yüzeyleri dikdörtgensel bölge ise biz buna ne diyoruz? Dikdörtgen prizma diyoruz. Seni de yazıyorum. Bu arada prizmayı nasıl yazdığıma dikkat ettiniz değil mi? Prizmayı şöyle yazabiliyor muyuz çocuklarım? Asla asla. Öğretmenim yazarsak ne olur? Yazım yanlış olur. O yüzden kesinlikle yazmayın ve doğrusunun bu olduğundan emin olun diyorum. Bakın dikdörtgensel e, bölgeden oluşan dikdörtgen prizmanın her yeri dikdörtgensel bölge. Küpün her yeri karesel bölge. Şu kare prizma, kare prizma kafa karıştırıyorsun. Kare prizmayı gör, şunun her tarafını kare görünce kare prizma diyorlar. Hayır, kare prizmanın yalnız iki yüzeyi kare prizma. Buna tekrar değinmeden ne demedim çünkü çok kafa karıştırıyor. Geldim alttaki şekle. Çocukların hiç karıştırmadı. Nasıl oluyor bilmiyorum ama hiç karıştırmıyorlar. Galiba şu üçgenleri görünce diyorlar ki üçgen olsa olsa şurada da var hemen seni de çizeyim. Olsa olsa üç üçgen prizmadır diyorlar. Hemen üçgen prizmamı yazayım sonra özelliğini okuyayım. Alt ve üst yüzeyleri üçgensel. Yan yüzeyleri dikdörtgensel bölgedir. Kaç tane yan yüzeyi var bunun bu arada? Üç mü yoksa dört mü? Lütfen bunu bir düşünün bakalım. Üçgenin acaba üç mü dört mü yan yüzeyi var? Bir düşünelim. Üçgen. Bunu da düşünün diye şöyle durdum. Belki unutmazsam ödüllü soruda bunu bir cevabını ben de hatırlatayım. Alt ve üst yüzeyleri dairesel. Yan yüzey ise dik dörtgensel bölge. Bunun açılımını da o videoda vermiştik geometrik cisimlerde. İnsan buradan bakınca tamam altı ve üstü görüyorum. Gördüm. Siz dairesel bölgesiniz ama e, yan yüzeyi nasıl dikdörtgensel olur diye düşünmede ne demiyor? Ama sen denesin, silindirsin ve geometrik cisimler konu anlatımımızda senin açılımını da gösterdik. Biz arkadaşlarını eğer tekrar etmek isterlerse o videoyu açıp tekrar izleyebilirler. Hemen yana geldim. E sınıftaki yer aklıma geldi. Portakal aklıma geldi. Misket aklıma geldi. Kenarı ve köşesi hiç yok. Yalnızca tek bir yüzeyi olan şeklimde benim neydi? Küre vardı bir de şöyle yapıyorlar e, e, bakıyorlar zaman görmek isteyenler göster bana zamanı neredesin böyle garip çizgi filmlerde görüyoruz biz küreye dedim ve şimdi e, geometrik şekil ya da cisimlerin biz yönünü değiştirsek bak kağıda bakın lütfen yönünü değiştiriyorum görüyorsunuz değil mi yönünü değiştiriyorum. Özelliği değişti mi bunun? Hala üç kenarı var. Özelliği değişti mi bunun? Hala dört kenarı var. Karşılıklı kenarları birbirine eşit. Bunun bütün kenarları birbirine eşit. Dur bakayım şöyle bir bunu bir boyayayım bakayım. Çocuklarım boyadım. Bunun rengi pembiş olsun. Sen gel bakayım buraya. Yeşil olsun. Karem'in birini pembeye birinde ne yaptım? Yeşile boya boyayamıyorum. O kadar aceleciyim ki. Hızlı hızlı boyayayım derken çirkin boyuyorum. Boyadım. Peki size soruyorum şimdi renk biri pembe, birisi yeşil. Peki e, özellikleri değişti mi? Bakıyorum hala dört kenarı birbirine eşit, dört tane köşesi var. Hala bakıyorum dört kenarı eşit, hala dört tane köşesi var. Özellikleri değişmedi. E bu küçük bu büyük. Özellikleri değişti mi? E bu küçük, bu büyük. E hala ikisinin de üç kenarı üç köşesi. Hala ikisinin de karşılıklı kenarları birbirine eşit. iki dört tane kenarı var. Değişmedi. O zaman neymiş? İstersen peki e, ben bunu buradan aldım. Kamerada görüyorsunuz şimdi. Çıkardım kameranın buraya koydum. Burasına koydum. Yerini değiştirdim. Özellikleri değişti mi benim geometrik şekillerim? Hayır. Çünkü ben yerini de, yönünü de, boyutunu da, rengini de değiştirsem geometrik şekillerimin cisimleri imen ne olur? Özellikleri değişmez diyor. o Şekil soru Merhaba sana. Yanda verilen geometrik yapıda bulunan şekillerin sayısını yazalım. İnşallah hata yapmam. Amin. Ne arıyormuşuz biz? Kare, üçgen, daire, çember, dikdörtgen. Evet, hemen ne yapıyorum? Kareyi arayışa başlıyorum. Hangisiyle arasam heyecanlandım şu anda. İnşallah benden, ay ben hata yapmam yaparsam uyarırsınız. Kaç tane kare görüyorum? Hmm, şu bir kare şekline benziyor. Sen karesin. Bir kare. Şöyle bakayım burada dikdörtgen. Ah Farkında mısınız? Robotun vücudu da kare. İki tane kare gördüm. Başka kare gördünüz mü? Ay inşallah başka yoktur ya da varsa da görmüşümdür diye düşünüyorum. Hadi gelin üçgen arayalım birlikte. Bakalım üçgen, kulaklar, çember, gözler, daire, üç... Ah! Üçgen. Birinci üçgenim. Seni buldum. Hemen bakıyorum. Sen üçgen değilsin. Ah! Ah! ah. Aa, gerçekten de bir tane mi üçgen var sadece? yazayım ama bilemedim. Birazdan tekrar bakacağım başka var mı? Daire mi çember? Aa, çember içi boş olan, daire dolu olandı. O zaman dolu olanlara odaklanıyorum dairede. Bir daire, iki daire, üç daire, dört daire, beş daire, altı daire, yedi tane dairem. Sen de hoş geldin buraya diyorum daire seni yazıyorum. Çemberime geçiyorum. Çemberim neydi? İçi boş olan. Sen boşsun bir, sen boşsun iki, sen boşsun üç, sen boşsun dört, sen boşsun beş, sen boşsun altı tane çember. İnşallah gözümden hiçbir şey kaçmamıştır. Dikdörtgenler. Ben sizi görmüştüm az önce. Robotun şapkasında, kollarında ve bacaklarında. Bir, iki, üç, dört, beş tane dedik dörtgen görmüştüm. Ah duyamadım ne dediniz? Robotun kafası da daire olabilir mi öğretmenim mi diyorsunuz? E, çember mi yoksa? Robotun kafasını biz çembere de daireye de yazmadık mı? E, şöyle düşüneyim o zaman. Robotun kafası. Seni de içi dolu olarak düşünüyorum. 7 artı 1 robotun kafası. Sen 8 taneymişsin. Ş ah, ah, şekil soru diyecektim ama... E, Tekrar konumuz bitmiş. O halde ne yapıyoruz? Eğer zorluk yaşadığımız konularımız varsa çocuklarım muhakkak önceki videoları izliyoruz. Ve Zoru Bankası'ndan da ne yapıyoruz? Soruları çözerek konumuzu pekiştirmiş ve tatili de böylece çok verimli bir şekilde geçirmiş oluyoruz. Hazır mısınız? Ödüllü sorumuz gelsin. Ödüllü sorun bana der ki... 92 tane elmamdan bir miktar elmamı çıkarmışım. Geriye 47 elmam kalmış. O bir miktar elmamı almışım yandaki soruda. Toplananlardan birinci toplanan yapmışım. O bir miktar elmamla 16'yı toplayınca da bir yıldız elde etmişim. Acaba yıldız kaçmış? Ama ben daha ne yapabilirim? Gerekli bütün ipuçlarını verdim. Siz bu sorunun cevabını çöze durun. Ve tatilinizi bol dinlenerek, bol kitap okuyarak ve eksiklerinizi Tonguç 2. sınıf Kanalı Gidererek geçire durun. Ben de size diyeyim ki bir sonraki videomuzda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet.